Bugün sizinle birlikte bana hediye gelen, çok sevdiğim nişanlım tarafından hediye edilmiş olan özel baskı bir kitabı inceleyeceğiz. Sanırım nişanlım bundan önceki e, hayvan çiftliği videosunu izlemiş ve orada da oradan esinlenerek bana bu hediyeyi göndermiş. Ona buradan çok teşekkür ederim. Ve de bu karşınıza sunmak istiyorum. İşte burada. karşınızda George Orwell, 1984. Yine Can yayınlarından basılmış bir kitap. Hemen dilerseniz bununla birlikte bir de uyumlu olsun diye benim 16. yaş günü saatim, hediye olan saatimi taktım. O yüzden onu da söylemek istedim. Özel bir video olmasını böyle içerisinde benim ufak ufak parçalarımın bulunmasını ben seviyorum. Bazen anlaşılmıyor. Yani bazen de çoğu zaman sadece benim anladığım şeyler oluyor ama böyle şeyleri ufak ufak yerleştirmek Beni mutlu ediyor. İlerde ileride yıllar geçtikten sonra bu videolara baktığım zaman bunları güzel bir şekilde hatırlayacağım için beni mutlu ediyor. Şimdi bu güzel kitabı jelatininden kurtarıp karşınıza sunacağım. Şu an inanılmaz bir şaşkınlık içerisindeyim çünkü bunun dışı kumaş, bildiğiniz kumaş, pantolon kumaşından hatta bazı kadife, kadife de değil, özür dilerim keten. Ya ben öyle pantolon isimlerini çok bilmiyorum ama hani böyle takım elbiseyle giyilen pantolonlarda iyi olan markalarda bu tarz kumaşlar kullanılıyor. öyle e, pahalı bir hava veriyor. Gerçekten ben bu bu kısmını çok beğendim. Böyle parça parça incelemeyi çok seviyorum. Altına bakalım. Barkod numarası sağ tarafında bir şey yok. Hemen üstüne odaklanalım. Bir şey yok. Yanında da George Orwell 1984 yazıyor. Masaya falan çok e, koymak istemiyorum çünkü e, böyle tozlanacakmış gibi bir hissiyat var. Ve bu dışı e, kutu yani şu şekilde şimdi anlayacaksınız aa. yani gerçekten mükemmel içi kıp kırmızı çok güzel bir kırmızı tonu var içinin şunu hemen yanına aldım hatta aa. bakın şu içinde 1984 yazıyor. Yo, büyük biraderin gözü üstünde. Ben bunu nasıl 1984 olarak gördüm ya? Yani gerçekten çok güzel düşünülmüş bir detayı netleyemiyorum. Ya, i̇kinci bir katmanda olduğu için. Hemen bunu böyle kaldırdım. Büyük biraderin gözü üstündeymiş. Yani gerçekten var ya çok... Yani kaliteyi şu an hissediyorum. Böyle şeylere çok önem veririm. Altındaki kırmızı rengi çok doygun, tatminkar. Tonlaması da yani çok güzel düşünülmüş. Şey bence yani rengin tonu çok önemli. Mesela bana deselerdi ki şunu düşündüm geçen gün. Deselerdi ki bütün arabalar tek renk olacak. Hangi renk olsun? Ben gri olsun derdim. Bütün arabalar gri olsun. Çünkü gri öyle bir renk ki, yani öyle bir tonu var gri'nin. Öyle fakir rengi gibi ama öyle bir tonu var. Çok ihtişamlı duruyor. Bence gri. Zaten gri rengi çok seviyorum. O yüzden de olabilir ama bu sayfaları falan yani içini açmak istiyorum ama biraz daha böyle nasıl anlatayım? Merak uyandırmak istiyorum şu an televizyoncu tabiriyle derler ya hani birazdan kitabı açacağım mesela. Evet şöyle kaldırıyorum. Bakın mesela bu kitap çok kolaylıkla açılıyor. Açılırken herhangi bir yırtılma sesi falan gelmiyor. Çünkü şurasını çok güzel yapmışlar. Ansiklopedilerden alışmış olduğumuz. Ya ben bu dokuya bayıldım gerçekten. Aa bu da metal. Şurası metal. Bakır da olabilir, pirinç de olabilir ya. Metal dediğim yani karton değil. Açtım burada gözler. Gözler. Biraz daha açıyorum. Siyah bir sayfa karşılıyor beni. 1984 çok havalı değil mi ya? Aha. Gizli bir sayfa buldum galiba. gizli bir sayfa diye tabi şaka yaptım da. Burada kaçıncı baskı olduğuna bakıyorum şu an. Bu kitap birinci baskı mı? Çok şanslıyım şu anda. Yani yanlış görmüyorsam, anlamadıysam. Birinci basım 1984 diyor. Birinci baskı bu. Normalde üçüncü baskısı olması lazım. Yanlıştı valla görüyor olabilirim. Şu an e, telefonun ekranından bakıyorum sayfalara. Sonra devam ediyorum. George Orwell'ın can yayınlarındaki diğer kitapları demiş. Hayvan Çiftliği, Burma Günleri, Aspidistra, Vegan iskelesi, Papazın Kızı, Boğulmamak İçin. Boğulmamak İçin'i görmüştüm. Diğerlerini valla... Gördüm desem yalan olur. Burada George Orwell'dan bahsedilmiş. Şimdi zaten bunları siz görüyorsunuz. Ben o yüzden çok detaya inmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sayfaların kalitesi şeye göre düşük. Hayvan çiftliği. Yani bu evet bu bir kitap sayfası. Kitap sayfası ama kalın. Büyük ihtimal bu hamurlar oluyor ya. Birinci hamur kitap sayfası. Üçüncü hamur. Bunlar büyük ihtimal birinci kalitede bir hamur e, hamuru kullanmışlar. Bence gayet de güzel yani. Şurada mesela iki sayfa var ama ben sanki altı sayfa atlamış gibi hissettim. Burada da birinci bölüm diye başlamış. İşte pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü. Burada yine kelimeler sayfayı silme doldurmuyor. Yani ee, çoğunlukta bir boşluk, bir perahlık var sayfalarda. Önemli bir şey. Özel baskı seri kitaplarının bu tarz avantajları var. Zaten insanlar bunları ya daha güzel oldukları için okumak istedikleri için alıyorlar, ya da benim gibi e, okumak için değil de koleksiyon olarak saklamak için alıyorlar. Evet. <laughs> Bunu çıldırmadan önce bir yarım saat öncesinden falan size bildiriyorum. Çünkü telefonumun şarjı bitti. Telefondan kayıt alıyorum. %75 ile başlayıp da 10 dakika açık kalınca bataryası bitti. Tabii ki bu telefonun bir problemi değil. Çünkü 6-7 yıllık pardon 4 yıllık falan telefon ve bataryası. Ama ne bileyim hep böyle denk gelmesi bana bu şanssızlıkların bana biraz tuhaf gelmeye başladı. Zaten yakınlarda da bu işleri bırakmamla ilgili bazı fikirler aldım. Açıkçası bırakmayı hiç düşünmüyorum. Ne zaman yorulursam ya da ne zaman video paylaşmak istemezsem o zaman zaten video paylaşmam. Benim hiçbir zorunluluğum, hiçbir zorunluluk ve sorumluluk yok üzerimde. Ama kendimi geliştirebilmek, ya yaşlandığım zaman ya gençken keşke şunu da deneseydim dememek için ben bunları çabalıyorum. Zaten aslında MHS TV veya da Zippo TV bunun üzerine inşa edilmiş bir e, inşaat. Yapmadığın şeylerle ilgili olması lazım. Eğer sen bir şey yapıp da pişman oluyorsan, bu senin için bir tecrübe. Yani en azından yapmış, denemiş olman, denemiş olmanın bir ferahlığı olur insanda. Bundan sonra biraz daha dikkat ederim. Telefon şarjdayken kayıt almaya çalışırım. Ama hiçbir şey benim bu güzel hediye karşısındaki mutluluğumu, mutluluğumu engelleyemez. Çünkü çok güzel bir hediye, çok güzel bir baskı. En son içini gösteriyormuşum size. Şöyle içini göstermek istiyorum. Tekrar devam etmek istiyorum. Devam ediyorum. Burada ne yazılmış? Naim mi? <laughs> haim. Ha, pardon, hain. <laughs> ya çok güzel hazırlanmamış mı? Hiçbir şey konuşmayıp da sadece sayfaları geçsem bile bu yani video doygun bir video olmuş olur. Söyle yaza. Şöyle bazı kelimeleri belirgin yazmışlar. Onun sebeplerini bilmiyorum. Bilinçleninceye kadar asla baş kaldırmayacaklar ama baş kaldırılmadıkça da bilinçlenemezler. Güzel. Böyle devam ediyorum. Ben çok beğendim. Eğer sizin de koleksiyon yapma kitaplar böyle özel baskı seri kitapları edinme fikriniz varsa bunu alabilirsiniz. Kitaplık boyutu için kitaplığınıza uygun mu diye merak edenler için de şöyle boyunu göstermek istiyorum. 17'ye 23. Bu kutusuz hali, kutulu da 19'a 25 falan olur büyük ihtimalle. Bence gayet güzel, hoş. Hatta mükemmel bir tasarımlanmış bir kitap. Dünyanın en güzel 1984'ü diye zaten bunu lanse etmişti can yayınları. Buradan can yayınlarına teşekkür ederim. Hem bu kadar güzel bir kitabı hazırladıkları için hem de yani ince bir kitap alsanız bile can yayınlarının içerisinden bir ayraç çıkıyor. Valla bu çok güzel bir düşünce. O yüzden bir de şimdi genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi şanssız bir insanın ve bazen insan kendi hayatındaki olaylara ağzı açık kalabiliyor. Ya Benim de bazen böyle olmuş olduğu oldu. Bazen değil genellikle oluyor. Ağzım açık kalıyor yani. Aa Bunu nasıl böyle oldu ya falan diyebiliyorum. Yani insan kendi hayatıyla ilgili bunu arada bir söyleyebilir ama sürekli söylediğiniz zaman bir yerlerde gerçekten büyük problemler var demektir. Belki de benim hayatımda büyük problemler var ama ben onu şu anda analiz edemiyorum. Belki de 3-4 yıl sonra işte buymuş diyebileceğim problemler e, o zaman tam anlamıyla karşıma çıkmış ya da ben onu algılayabilmiş olacağım. Onun haricinde bu seriyle ilgili kitaplarla ilgili seriyi benim kendi inisiyatifimle hazırlamış olduğum bir seri çok seviyorum her videoda da söylüyorum kitaplarla iç içe olmayı onları satın almayı seviyorum belki bu benim zaafım o yüzden böyle bir seriyi ben hazırlıyorum ki bunun izlemeyle izlenmemeyle hiçbir ilgisi yok youtube dediğimiz bu çöplük çöplük diyorum kötülemek amacıyla değil. Genel itibariyle kötü ama bazen içerisinden altın pırlanta çıkabilen bir mecra. En güzel anlatımıyla da çöplük diyorum ben kısaca. Bu YouTube çöplüğünde ben inci taneleri olmak istiyorum. O yüzden de bir bir şeyde de iyi olabilmek için onu severek yapmak gerektiğini biliyorum. O yüzden de severek yaptığım bu seriyi kendim yorulmadığım sürece sonlandırmayacağımı belirtmek istiyorum. Yani istediği kadar izlenmesin. Ben bunları biraz da sesli düşünüyorum şu an. Onun haricinde bu seriyle ilgili çok teşekkür edebileceğim bir fikir geldi. Bir takipçimden. Yani bir takipçimden dediğime bakmayın. Bu egolu bir ve e, itici bir cümle ama yani nasıl anlatabilirim? Bir tane yorum geldi bir YouTube kullanıcısından. Öyle söyleyeyim o zaman. Çünkü ben sevmiyorum öyle şeyleri. "İsmi Nutuk olsun." dedi. Bunu düşünüyorum. Bu serinin ismi Nutuk mu olmalı? Şu anda bu düşünce aşamasında. Eğer o kullanıcının bana yorum atan insanın, değerli kişinin aklına başka bir fikir gelirse veyahut da sizin aklınıza başka bir fikir gelirse bunu belirtmeniz belirttiğiniz takdirde ben mutlu olurum. Çünkü bu sevdiğim oluşumu ben yapıyorum ama ismine ne koymam gerektiğini bilmiyorum. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. George Orwell'ın 1984 kitabını inceledik. Özel baskı kitabını. Hepinize iyi günler diliyorum. Büyük biraderin gözü üzerinizde.